Eylül, yesene. Ya Güney, sana bir şey sormam lazım. Biz şimdi yeni zengin olduk ya. Ya senin bazı tecrübelerinden faydalanmak istiyorum. Ne gibi konularda canısı? Ya canısı, sen zengin bebesin ya. Ya zenginler bir günü nasıl yaşar? Bana onu anlatır mısın? Ya kızım nasıl geçirecek? Normal insanlar gibidir. Sorduğun soruya bak. Kızma Songücüm, kız merak ediyor, haklı. Şimdi Meral'cim, biz zengin bebesi olarak sabah uyandığımızda öncelikle güne süt banyosu yaparak başlarız. Ondan sonra eğer üşürsek şömineyi yakarız ama öyle odunla kömürle falan değil. 200'lük banknotlarla yakarız. Ya dalga geçmeyin be. Tamam tamam. Şimdi bak, mesela sabah kalktık. Öncelikle muhtemelen yardımcımız kahvaltı hazırlamış olur. Yardımcı derken? Hizmetçi demek istiyor. Ha, hizmetçi. Ay Cemre, bu eve hizmetçi şart. Onu da bulmamız lazım. Tabii buluruz. Ay Meral ya, bir de yazıyor musun, alemsin? Başka? Okul yoksa ne bileyim işte bir kafeye falan gideriz değil mi Cenk? Tabii, sonra da bir belki bir sinema. Sonra bir yemek. Oyun falan oynarız. Akşam konsere kaçarız belki. Hayatınız gülüp eğlenmek anısını satayım. Ya ben eski hayatımı çok özledim ya. Of, bölmeyin bir. Devam et Can. Ya ben kitap falan alırım mesela. Yani seviyorum kitap okumayı. Bir kitap mı? Ya zenginler kitap okur mu be? E sen farklısın galiba. Eylül, Serkan nasıl? İyi. Yani üzülmedi. Ya da üzüldü ama belli etme, bilmiyorum. O kadar olgun ki bazen ona hayran kalıyorum. Öyledir benim arkadaşım. Boşuna şövalye demiyorum ben ona. Bir insanın hiç mi falsosu olmaz ya? Kıskanmasana. Tamam.